Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Andaç Yeşilik. Beslenme uzmanıyım ve aynı zamanda güzel lezzetlerin de meraklısı olduğumu söyleyebilirim. Bundan sonra kanalımda hedefim sizle beslenmenin tiyolarını, ipuçlarını ve aynı zamanda da diyet yaparken, sağlıklı beslenirken tüketebileceğiniz lezzetli yemeklerin tariflerini paylaşmayı hedefliyorum. Bugün sizler için çok özel bir tarifim var. Genellikle danışanlarımdan aldığım geri dönüşler sonucunda tavuk etiyle ilgili şikayetler alabiliyorum. Özellikle tavuğun göğüs bölümü biraz yağsız bir et olduğu için lezzetsiz ve kuru bulunabiliyor. Bugün tavuk etini daha güzel, daha lezzetli nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Burada önceden hazırladığım tavuk göğsüm var. Tavuğun içini dolduracağız. Dolayısıyla tavuk göğsüne bıçakla buradan böyle bir cep açacağım. Dik giriyor olmanız çok önemli. Dikkatli olmazsanız elinizi kesebilirsiniz. Şöyle paralel bir şekilde tavuğa buradan başlayarak bir cep oluşturuyorum. Evet, malzememi içerisine yerleştireceğim bölümü hazırladım. Dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi çiğ tüketilecek olan hazırlayacağınız sebze meyve tahtasıyla etleri, tavukları hazırladığınız tahtaları ayrı kullanmak. Dolgu malzememi hazırlamak için temiz tahtamı aldım. Şimdi içerisine koyacağımız malzemeleri yavaş yavaş küçük parçalar haline getireceğiz. Bugün tavuğumun içerisine böyle güzel Akdeniz lezzetleri koyacağım. Bunların arasında kuru domateslerim var. Kuru domatesleri ince ince kıyıyorum. Kuru domates özellikle çok yüksek miktarda likopen içeriğine sahip olduğu için cildinizi korumada oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. Kuru domateslerim hazır. İçerisine ekleyeceğim bir de burada zeytinlerim var. Zeytinleri de yine küçük küçük doğrayacağım. 3-4 tane zeytin yeterli olacaktır. Zeytinleri de böyle küçük parçalar halinde hazırlıyorum. Zeytinlerimi de doğradım. Ekleyeceğim diğer malzeme de taze maydanozlar olacak. Buradan şöyle bir tutam taze maydanoz alıyorum. Bunları da böyle güzel ince ince kıymak için şöyle katlayacaksınız. İnce ince kıyabilirim. Tavuğuma enfes lezzet katacak bir de baharatım var. Bugün tavuğumun içerisine biberiye koyacağım. Biberiye özellikle etin ve tavuğun pişmesi sırasında oluşan zararlı bileşikleri engellemekte son derece etkili. Bunu da böyle tuttuktan sonra şöyle ters bir hareketle dalından ayırabilirsiniz. Evet, biberiyemi de içerisine ekleyeceğim. Zaten tadına baktığınız zaman muhteşem lezzetli olduğunu göreceksiniz. Evet, hemen hemen bütün malzemelerimi hazırladım. Son kez şöyle üzerinden bir daha geçeceğim bunları. İnceltmek için bir kez daha kıyıyorum. Şimdi bu dolgu malzememin üzerine biraz da tavuğuma yumuşaklık katması ve biraz daha lezzet eklemesi için light kaşar ekleyeceğim. Özellikle light kaşar seçiyorum bugün çünkü kaloriyi de çok fazla yükseltmek istemiyorum. Böylelikle eğer kilo vermeye çalışıyorsanız veya diyet yapıyorsanız çok da enerji konusunda endişe etmeyin diye kaşarımı da tavuğumun üzerine böyle ince ince rendeliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra arka tarafta beni bekleyen tavuğumu alıyorum. Küçük bir kaşık yardımıyla bu enfes malzemeyi tavuğumun içerisine dolduracağım. Tavuğumun içerisine malzememi güzelce doldurdum. Bugün tavuğu pişirirken tavuğumu yağlamak yerine birazcık zeytinyağıyla tavuğu ovalayacağım. Böylelikle biraz daha az yağ kullanmış olacağız. Hem de lezzetini daha güzel arttırmış olacağız. Birazcık zeytinyağını tavuğumun üzerine ekliyorum. Ve tavuğumu güzelce birazcık bu yağla ovaladıktan sonra artık tavaya girmek için hazır. Benim tavuğumdan güzel kokular yükselmeye başladı. Artık pişmesine çok az var diyebilirim. Şimdi bu tavuğa güzel bir de sunum yakışır. Bunun için benim burada önceden hazırladığım yeşilliklerim var. Ne olduğu hiç önemli değil. Siz ne seviyorsanız onları kullanabilirsiniz. Sadece hem tavuktan protein alırken bir taraftan da diğer antioksidanları, vitaminleri de vücudumuza almak için bu yeşillikler oldukça güzel bir fırsat. Hem de daha lezzetli bir hale getirecek tavuğumu.
Artık tavuğum pişti. Yanına bir de güzel limon servis edeceğim. Birkaç tane böyle güzelce kızarmış bu sefer taze çeri domateslerden ekliyorum. Ve son olarak da artık tavuğumu bu güzel salatanın üzerine yerleştirme vakti geldi. Gördüğünüz gibi son derece kolay ve pratik bir tarif. Aynı zamanda çok da lezzetli. Zaten denediğinizde göreceksiniz. Buna benzer hem pratik hem de lezzetli tarifleri bundan sonra kanalımda bol bol paylaşacağım. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız tek bir tuşla kanalıma abone olabilirsiniz. Bugünkü tarifimi beğendiyseniz parmaklar yukarıya. Bundan sonraki tariflerde görüşmek üzere.